Saat 9 Parametre'de karşınızdayız. Tekrar günaydın. Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek ve Hakan Çelik'le birlikte Posta Gazetesi Ankara temsilcisi saat başına dek karşınızda olacağız. Günün gündemini, gelişmelerini birlikte sizlere yorumlarıyla aktaracağız. Güne hazırlanacağız. Gündem yine yoğun. Yine açıklamalar, tartışmalar, önümüzdeki günlere ilişkin detaylar var. Anayasa taslağı artık MHP'de. Devlet Bahçeli grup toplantısından sonra MHP Genel Başkanı ilk açıklamaları yaptı. Cumhurbaşkanlığı tanımı korunuyor dedi. Demek ki Cumhurbaşkanlığı tanımı korunarak başkanlık sistemini içeren, onun parametrelerini içeren bir anayasa değişikliğinden, bir değişiklikten bahsediyoruz. MHP inceliyor. Neler var içerikte? Bugün gazetelerin manşetinde de ayrıntılı olarak detaylandırılmış, verilmiş. Bütün bunları konuşacağız. 330 milletvekiline ulaşılırsa meclise gelecek MHP inceledikten sonra. Referanduma gidilecek ve sistem değişecek mi? 2019'a kadar bir geçiş süreci mi olacak? Yoksa bu yetkiler Cumhurbaşkanı'nda olacak mı? Nasıl bir süreç yaşanacak? Bütün bu soruları ardı ardına yönelteceğiz, konuşacağız. Ama taslak tamam, AK Parti'nin çalışması tamam, MHP inceliyor. Dolayısıyla bu inceleme sonrasında meclise gelecek. Bunun da çok uzun bir süreç olmayacağı belirtiliyor. Yine uzmanlar tarafından ve siyasiler tarafından. Ve sonuçta da bir referandum gündeme gelebilir. 330 milletvekiline ulaşılırsa CHP'de naz etmesin gelsin diyor Devlet Bahçeli. Çalışmalara katılsın, geri durmasın diyor. Bu çağrıyı keza Başbakan Binali Yıldırım da grup toplantısından yapıyor. CHP lideri yine yanıtını grup toplantısından verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye ateş yerine dönmüş. Bunların tek derdi var başkanlık. Başkanlık olmayacak dedi. Sizin istediğiniz rejimi değiştirmek dedi. Yine Binali Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım rejim tartışmasına yanıt verdi. O tartışma 1923'te bitti dedi. Cumhuriyeti tartışan yok. Onu tartışan olursa karşısına zaten biz çıkarız, AK Parti çıkar dedi. Rejimi değil, anayasayı değiştirmek istiyoruz ifadesini kullandı. Avrupa Birliği ile gergin süreç devam ediyor. Avrupa Birliği tercihini yapsın. İlerleme raporu bizi üzdü. Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Başbakan Binali Yıldırım'ın da gündemindeydi Avrupa Birliği ile ilişkiler. Ve Alman Dışişleri Bakanı Steinmeier de yine Ankara'daydı, temaslarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu artık aşağılayıcı tavırlarınızdan bıktık sandık dedi. Amacımız bu değil dedi Alman Dışişleri Bakanı. Sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla da görüştü Alman Dışişleri Bakanı. Sizin de başınıza benzer şeyler gelmesinden endişe ediyor musunuz diye sorduğu belirtiliyor Alman Bakanın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tartışmalar doğru değil ifadesini kullandığı belirtiliyor. Bütün bu değerlendirmeleri konuşacağız. Yüzsüzlük, sorumsuzluk diyor. HDP grup toplantısına AB Büyükelçilerinin gelmesi ne eleştiriyor Devlet Bahçeli? İlerleme raporu konusunda eleştirileri var. ABD seçimi sonrasında da yine değerlendirmesi vardı Devlet Bahçeli'nin. Konuşacağız. Süreci sağlıklı görmüyorum diyor 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Avrupa Birliği ile devam eden süreci sağlıklı görmediğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da TRT World'ün gecesinde dün konuştu. Kimse bize parmak sallamasın ifadesini kullandı. 14 yıldır sessiz devrim yapılıyor. Bu sessiz devrimin en önemli ayağı da dış politika ifadesini kullandı. İsrail Türkiye Büyükelçisini belirledi, atadı. Musri Mısır'da idam cezası kaldırıldı, geri çekildi. Dolayısıyla Mursi'ye ilişkin bu detaylar, kararlar var. Obama da Atina'da Çipras yıllar önce Clinton'ı biliyorsunuz 99'da protesto etmişti ABD Başkanı olarak. Obama'yı kırmızı halıyla karşıladı. Günaydın. Günaydın. Değişiyor şey. Evet. Evet. Deniz hazır mı? Ne diyorsun başkanlık sistemine? Biraz netleşti ayrıntı. Deniz günaydın. Günaydın Deniz. Günaydın. Ebru, başkanlık sistemi konusunda şunu düşünüyorum. Her ne kadar başkanlık sistemi gibi konulmasa da yani cumhurbaşkanı kavramı kullanılıyor ama yetkileri ve form itibariyle, şekil itibariyle bakıldığı zaman başkanlık modeli ne çok benzer bir modelden söz ediyoruz. Türk tipi denmesinin sebebi de zaten burada uyarlanmış olması. Yani Türkiye'deki şartlara ve Türkiye'deki tartışmalara biraz uyarlanmış olması ama Cumhurbaşkanı kavramı devam ediyor. 2019'a kadar bir seçim olmayacağını Başbakan Binali Yıldırım birkaç defa tekrarladı. 2019'da iki tane sandık
daha doğrusu 5 yılda bir yapılacak seçimler. Meclis seçimi ve Cumhurbaşkanı'nın seçimi veya başkanın seçimi nasıl ifade ederseniz aynı zamanda yapılacak. Bu geçiş dönemine kadar bir geçiş dönemi düzenlemesi yapılacak ve 2019'a kadar da bu tarihe kadar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine devam etmesi öngörülüyor. Başkanın bir, Cumhurbaşkanı'nın yardımcıları olacak. Amerika'dakine benzer bir sistem. Bu bir veya iki tane yardımcıdan söz ediyoruz. Atama yetkisi Cumhurbaşkanı'nda ve kararname çıkarma yetkisi olacak. Bu da yürütme gücünün çok büyük oranda Cumhurbaşkanı çevresinde toplanacağını bize gösteriyor. Böyle bir formül var karşımızda. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu iletildi. Milliyetçi Hareket Partisi bunu değerlendirecek ve bir görüş ortaya koyacak, karar ortaya koyacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve HDP'nin itirazları vardı. Bu tartışmanın zaten biliyorsun çok içine girmediler onlar. Kategorik olarak itirazları olduğu için. Şimdi somutlaşmış vaziyette bir paket var, bir öneri var önümüzde. Bunun detayları üzerinden bir tartışma devam edecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin getireceği yanıtla birlikte. Önümüzdeki günlerde bunu takip ediyor olacağız. Ama dediğim gibi bütünüyle yeni bir sistem. Türkiye'de daha önce uygulanmamış olan bir sistem. Dünyadaki diğer modellerle benzerliği de var. Amerika'daki sisteme de benziyor ama birebir aynısı değil. Fransa'daki modelle de bir benzerliği var. Ama şöyle bir fark var. Bir başbakan yok burada. Bu sistemde. İki başkan yardımcısı var galiba. Bir başbakan olmayacak. İki cumhurbaşkanı yardımcısı var. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ama onlar bir başkan yardımcısı gibi görevlerini sürdürecekler. Çok önemli yetkilerin Cumhurbaşkanı'nın elinde toplandığı bir model. 2019'a kadar mevcut durum kabul edilirse devam mı edecek? Düzenlemesiyle onu anlıyoruz. Başbakanın da görevleri devam edecek. Bir seçim olmayacak 2019 yılına kadar. Yani başbakan da mevcut göreviyle bir geçiş süreci, Cumhurbaşkanı da mevcut göreviyle mi devam edecek? Geçiş döneminin, geçiş sürecinin tam olarak detayları anlaşılmamış olmakla birlikte, tam olarak ortaya konmamış olmakla birlikte, geçiş dönemi süresince bir seçime gidilmeyeceğini, tekrar bir referandum sandığının ortaya konmayacağını anlıyoruz, görüyoruz. Ayrıntılar bugün gazetelerde var. Dün çok tartışıldı. Hakan özetledi. Bu 330 yani parlamentoda bu eğer bu şekilde kabul edilecek olursa tabii ki bir referanduma gidileceğini de hatırlatmak istiyorum. 330 bulunmazsa seçim olmaz mı yine? 330 bulunmazsa ne olacağı ayrı bir tartışma konusu ama 330'un çıkma ihtimali Milliyetçi Hareket Partisi güçlü destek. Mi? Milliyetçi Hareket Partisi buna destek verirse AK Parti içinde belki bazı fireler olabilir veya bazı itirazlar meydana gelebilir ama çok büyük oranda 330 bulunur Milliyetçi Hareket Partisi destek verirse. Sen de aynısını mı düşünüyorsun Deniz? 330 bulunur ve bu sisteme, Cumhurbaşkanlığı sistemine, Türk tipi sisteme geçilir. 2019'da da süreç başlar. Böyle mi? Mümkündür Ebru. Yani bugün Bahçeli'nin itirazları da gazetelere yansımış durumda. Parlamentonun Cumhurbaşkanı'nın parlamentoyu fesih etmesi, fesih yetkisi önemli bir nokta burada. Orada MHP'nin bir itirazı var anladığım kadarıyla. Eğer Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshederse kendisinin görev süresi de sona ermiş olsun gibi bir çağrısı var. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın sorumluluk artık şu anda Cumhurbaşkanı sorumsuz. Yani vatana ihanet dışında hiçbir suçlama yöneltilemiyor. Cumhurbaşkanı'na yönelik suçlama yöneltebilmek için meclisin 4/3'ü galiba 413 milletvekilinin imza vermesi, oy vermesi gerekiyor. Yani meclisin Cumhurbaşkanı'nı denetlemesi neredeyse imkansız hale geliyor. Ama sonuç itibariyle bir denetim mekanizması da taslağa konulmuş durumda. Bir de tabii en kritik nokta başkanlık seçimleriyle parlamento seçimleri beraber yapılıyor. Şimdi Amerika'da mesela 2 yılda bir meclisin 3'te 1'i değişiyor. Ve böylece Temsilciler Meclisi ya da Kongre, Senato başkanla ilgili vatandaşların görüşleri değiştiğinde bu değişiklik Temsilciler Meclisi'ne, Senato'ya vesaire yansıyabiliyor. Ama önerilen sistemde başkanı
seçenler büyük ihtimalle başkanın eğilimindeki ya da partisindeki milletvekillerini seçecekler. 4 yıl boyunca, 5 yıl boyunca hem o başkan hem o parlamento devrede olacak ve bu böyle bir parlamentonun 413 oy toplayıp da başkanı denetlemesi ya da başkanla ilgili bir adım atması da imkansız gibi görünüyor. Yani üzerinde tartışılması gereken bir taslak olduğu anlaşıldı. Dün Sayın Bahçeli grup toplantısında kendilerine ulaştığını söyledi ama bir devlet sırrı muamelesi görüyor. Gazeteciler sağdan soldan bulabildikleri ipuçlarını yazıyorlar ama bu kadar önemli, bu kadar tarihi bir şey şu anda Cumhurbaşkanlığındaki, AK Parti'deki ve MHP'deki toplam 8 kişinin bilgisi dahilinde olan bir şey. Yani ülkenin rejimi değişiyor. Bunu sadece 8 kişi şu anda biliyor taslağı. Kamuoyuna açıp da kamuoyunda tartışılması vesaire söz konusu değil. Halbuki hepsi, her maddesi hepimizi ilgilendiren şeyler. Yani kimse görüş bildiremiyor ya da kimse yorum yapamıyor. Çünkü kimse bilmiyor ne ile karşılaşacağımızı. İşte parlamentoya geldiğinde konuşulmaya başlanacak. Ama parlamentoya geldiğinde zaten MHP desteğini, hani MHP desteğini açıklamış olacak. Çünkü MHP destek vermezse zaten parlamentoya gelmeyecek. AK Parti de zaten teklifi sunan parti. Haliyle de 330'un bulunma ihtimali var, yüksek. 330 bulunduğunda da öncesinde hiç tartışılmamış bir şey kamuoyunun önüne referandum olarak konulacak. Ya evet diyeceksiniz ya hayır diyeceksiniz. Ama hani ben şu 10 maddeye razıyım ama şu bir madde olmasa daha iyi olurdu deme şansınız olmayacak. 11 maddeyi aynı anda evet ya da hayır diyeceksiniz. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama gördüğüm kadarıyla şu anda yani o hal çerçevesinde karşılaştığımız uygulamaların Türkiye normale döndüğünde de devam edeceği bir başkanlık sistemi istenmekte benim gördüğüm kadarıyla. Cumhurbaşkanının çok olağanüstü yetkilerle donatıldığı, parlamento tarafından denetiminin son derece zor olduğu bir sistem öneriliyor. Bunun kişiler üzerinden tartışılıyor olması bizim meselenin özünü görmemizi de engelliyor. Ne yazık ki muhalefet olayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üzerinden tartışıyor ama mesele kişi meselesi değil, mesele sistem meselesi, rejim meselesi. Ortaya konulan benim gördüğüm kadarıyla değişiklik işte başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı. Dün salı günü AK Partili bir grupla sohbet ederken konuştuk. Yani Amerikan başkanına da president deniliyor. Türkiye'nin şu anda cumhurbaşkanına da president deniliyor. Yani başkan ya da cumhurbaşkanı demenin bir farkı yok. Haliyle kimse isimlere takılmıyor ama hani sırf Sayın Bahçeli'yi ikna etmek için başkan ifadesi yerine cumhurbaşkanlığı ifadesi kullanılmış. Çünkü Sayın Bahçeli başkanlık kavramına karşı olduklarını açıklamıştı. Böylece ona da bir hareket alanı açılmış olmuş. Adı sistemin adı Başbakan Binali Yıldırım CHP'nin eleştirisine, Kılıçdaroğlu'nun eleştirisine bu rejim değişikliği değil. O tartışma 1923'te bitti. Biz anayasa değişikliği yapıyoruz diyor. Sen özetledin. 2 yıllığına 5 ve 5. Evet, 5 artı 5 olarak seçilebilecek. Kararname çıkarma yetkisine sahip olacak. Bu tabii önemli ama. Bakan atayacak. Evet, kararname çıkarma yetkisi önemli. Çünkü onunla yasama kısmında da seçilen Cumhurbaşkanı'nın etkisi büyük olabilir. Orada denetim, kuvvetler ayrılığı vesaire gibi konular çok net kavrayamadım ben. Sen bize orada ışıklatabilir misin? Bu şöyle bir durum var. Bu kararname çıkarma etkisi çok önemli. Çünkü yürütme gücü açısından o kararnamelerle birçok yetkiyi kullanabilir. Birçok faaliyete imza atabilir. Atama yetkileri var. İcra gücünün çok kuvvetli olduğunu gösterir bu.
buna benzer dünyada başka bazı örnekler de var. Tabii burada bizim dikkat etmemiz gereken, onu şu anda tam olarak bilmiyorum, bunu göreceğiz tartışmalarla beraber metinlere baktığımız zaman, daha detaylı bir şekilde henüz önümüze gelmedi bunlar bizim. Yasama organıyla yürütme organı arasındaki ilişkilerin nasıl olacağı, yani denge ve denetim mekanizması. Amerika Birleşik Devletleri'nde biz bunun nasıl çalıştığını biliyoruz mesela. Avrupa ülkelerinde de, Fransa'da tam olarak başkanlık sistemi olmamakla beraber yasama organının iki ayaklı bir yasama yapısı var. Fransa'da vardır. Burada bunların nasıl fonksiyonları olduğunu biliyoruz. Yani yüksek yargı organlarının buradaki pozisyonları, yargının faaliyet alanları ve bunun sınırları, yani bu güçler birbirlerini nerede sınırlandırabiliyorlar, nerede denetleyebiliyorlar? Yasama organı, parlamento Türkiye'de daima çok önemli oldu. Bir parlamenter sistem olduğu için bugüne kadar doğal olarak, ama bu yeni yapıyla birlikte parlamento ile yürütme gücü, yürütme icracı yapı arasındaki ilişkinin nasıl olacağı. Yani o fesih meselesi var ya, yani feshetme meclisi. Meclisi de feshedebilecek, yani meclisin de böyle bir yetkisi olacak bizim anladığımız kadarıyla. Ama bu nasıl işleyecek? Bunlar pratikte, yani normal şartlar altında bir... Soruşturma için mesela Cumhurbaşkanı 367 oy gerekecek, taslakta yer alıyor, bilgisi var. 15 madde deniliyor, 30 madde deniliyor. Bu şu anlamda önemli. Yani Cumhurbaşkanı'nın mesela önümüzdeki dönemler, 2020'ler sonrasındaki dönem için söylediğim, baktığımda Cumhurbaşkanı'nın hangi siyasi görüşten olacağı, parlamentonun nasıl bir siyasi yapısının olacağı ve bunların birbirleriyle ilişkilerine bakmak lazım. Yani bu devletin, buradaki değişikliğin esası ne? Devleti daha iyi çalışır hale getirmek. Türkiye'nin işte önünü açmak diye ifade ediliyor ya bu sistemi destekleyen, getirenler tarafından. Ama bu gerçekten onu nasıl sağlayacak? Bunu birlikte görmemiz lazım bu tartışmaları. Yani şu anda elimizde olan 15 ya da 30 maddelik olabilir. Çalışma tamamlandı, MHP inceliyor. 5+5, 2 turlu seçimle 5+5 dönem, 2 dönem seçilebilecek Cumhurbaşkanı. Bakanları atayıp görevden alabilecek. Kanun hükmünde kararname çıkartabilecek. HSYK ve AYM, Anayasa Mahkemesi üyelerinin yarısını Cumhurbaşkanı, yarısını meclis seçecek. 2 yardımcısı olacak. Parlamento ve Cumhurbaşkanı karşılıklı olarak birbirlerinin seçimlerini yenileme kararı da alabilecek. Cumhurbaşkanı'nın soruşturma için de 367 gerekecek. Benim elimde, özetle bizim elimizde bunlar var. Evet. Ve Cumhurbaşkanı'na tabii siyasi bir sorumluluk da yükleyen bir dönem. Bakanlar atanırsa, milletvekili ise eğer, istifa edeceklermiş bir dönem. Öyle belirtiliyor. Evet. Bunların hiçbiri kesin olmamakla beraber. Bu denetim kuvvetler ayrılığı kısmı, bir de şimdi bu nasıl bir meclis göreceğiz ya da nasıl bir tablo göreceğiz? Muhalefet olacak mı? Partilerin dışarıda kalması söz konusu olabilir mi? MHP'nin bu ortamda önümüzdeki süreçte MHP'yi ne bekliyor? Ona dair bir düzenleme var mı gibi sorular da akla geliyor tabii. Ebru, o sorulara birkaç yanıt vereyim istersen. Tamam. MHP'nin ikna edilmesi için en büyük koz burada baraj meselesi. Barajın işte düşürülmesi, hatta dar bölge seçim sistemine geçilerek artık milletvekillerinin doğrudan taban halk tarafından belirlenmesi, sevilen milletvekillerinin seçilmesi, dolayısıyla güçlü milletvekili dönemi hedefleniyor. Ama bunun için anayasa değişikliği gerekmiyor. Yani barajı kaldırmak istiyorsa AK Parti bugün yapabilir. Bunun için anayasa değişikliğine falan gerek yok. Onun ötesinde seçim yasasında değişiklik gerekiyor. Partiler yasasında değişiklik gerekiyor. Ama yani şöyle düşün, hani güçler ayrılığı nasıl olacak diyorsun ya mesela. Hı hı. Yani Anayasa Mahkemesi'ni ele alalım. Parlamentodan geçen yasaların usul yönünden denetlendiği vesaire. Yasaların anayasaya uygunluğu konusunda işte görüşüp belirten bir yapısı var. Yarısını Cumhurbaşkanı seçecek, yarısını da Cumhurbaşkanı'nın desteklediği partinin, Cumhurbaşkanı'nın partisinin çoğunluğunu oluşturduğu parlamento seçecek. Diğer tarafta yargının en kritik kurumu hangisidir? Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurumu. Kim seçecek? Cumhurbaşkanı seçecek.
işte bir kısmını da belki parlamentoda yine aynı tabloda seçilecek. Ya, hakimler, savcılar yüksek kurulu ne yapacak? Yargıtay üyelerini belirleyecek. İşte yargıçların tayinlerini, atamalarını vesaire yapacak. Yani dolayısıyla da Cumhurbaşkanı'nın eğer yasama konusunda tam bir denetimi varsa, yasama organındaki milletvekilleri Cumhurbaşkanı'na tamamıyla bağlıysa, yargı da otomatik olarak bu yapının içinde belirleniyor. Haliyle yasama, yürütme, yargı arasındaki güçler ayrılığı nasıl şekillenecek? Doğrusu ben merak ediyorum. Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Yani Yüksek Öğrenim Kurumu'nda görev yapacak rektörlerin atanmasından tut da bürokrasinin neredeyse tamamına kadar üst düzey yöneticilerin belirlenmesinde Cumhurbaşkanı söz sahibi olacak. Yani bunun bu mekanizmanın nasıl bir güçler ayrılığı getireceği konusunda herhalde Sayın Bahçeli çok detaylı bir inceleme yapıyordur. Zaten dün kendisi de söyledi, arkadaşlarımız titiz bir şekilde bize verilen teklifi inceliyorlar dedi. Durum böyle. Yani bana bir MHP'li sormuştu, başkanlık sisteminde siz ne yaparsanız yapın, ağzınızla kuş tutsanız da iki partili yapıdan öteye geçemezsiniz. Sağda AK Parti olacak, solda CHP olacak, MHP ne olacak sorusunu yöneltmişti. Bu sorunun doğrusunu istersen bir yanıtı yok. Yani şöyle düşün. Seçim sistemi değiştirilmeli senin söylediğin gibi. Herhalde o konuda da bir uzlaşma var. Evet. Ya da bir görüşme var. Parlamento seçimi yapıldı. Yani barajı geçemedi, parlamentoya giremedi. O zaman o partinin, o başkan da başka partinin adayı oldu. O partinin Türkiye siyasetindeki etkisi ve gücü ne olacak? Bunların hepsi çok ciddi sorular. Bunların hepsi çok detaylıca tartışılması gereken konular. Ama şöyle düşün, Bahçeli yanlış hatırlamıyorsam 12 Ekim'de açıklamayı yapmıştı. Bir ay içinde önüne işte 3 tane paket öneri konuluyor. Şunu beğenmezsen şunu al, şunu beğenmezsen şunu al. Kamuoyunda en ufak bir tartışma yok. Ama Türkiye'de sistem değişiyor. Yani sistem değişikliğine gidiliyor. Enteresan bir tablo tabii. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı vardı. Hem Devlet Bahçeli'den hem Başbakan'dan. Naz yapmayın, geri durmayın diye Bahçeli grup toplantısına çağrı yaptı. Başkanlık olmayacak dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bizim geleceğimizi ilgilendiren çok önemli bir model değişikliğinden söz ediyoruz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkısı çok önemli olur, çok değerli olur. Dinlemek lazım, kulak vermek lazım. CHP'nin de bir katkı sağlaması. Yani işte ben bütünüyle karşı çıktım, çekiliyorum, o nedenle hiçbir görüşmenin içinde yer almayacağım gibi bir tutum içine girmemesi lazım. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partililer de toplanıp yeni anayasa ile ilgili bir çalışma yaptılar. Kendi görüşlerini paylaştılar ama bu sadece CHP cenahında kalan bir iletişimle belki dışarıda çok anlaşılamadı, çok konuşulamadı. O nedenle yani bu Türkiye'nin geleceğini ilgilendiriyor. Yani şu anda bundan daha önemli başka bir şey yok Türkiye'nin gündeminde. Çünkü buradaki düzenleme Türkiye'nin ekonomisini, dış politikasını, Türkiye'deki bundan sonra oluşabilecek bütün yapıları belirleyecek nitelikte bir devasa bir adımdan, değişiklikten söz ediyoruz. CHP'nin birikiminin de ben katkı sağlayabileceğini, yararlı olabileceğini düşünüyorum. Hiç kuşku yok ki. O nedenle umarım CHP de katılabilir bu tartışmanın. Sonraki dönemde içine. Hani şu anki yani dönemin belki anayasaya uydurulması gerekiyor. Hani zaten fiili bir durum var. Bunun anayasayla düzenlenmesi gerekiyor deniliyor ama sonraki yılları, sonraki dönemleri de düşünerek düzenleme yapmak herhalde daha öyle ilerliyordur herhalde süreç. Çünkü çok yapısal bir değişiklikten söz ediyoruz. Yani bütüncül olarak Türkiye'deki bir model değişikliği söz konusu önümüzde. 10 yıllardan sonrasında. Elbette. Peki bu barajı geçememe iki partili sistem olur. Çünkü Cumhurbaşkanı seçildiği zaman geniş yetkileri olacak. Bütün kabineyi kurma görevi Cumhurbaşkanı'nda olacak. Atamalar konusunda çok yetkini olacak. Yetkileri oldukça genişliyor. İki partili bir sistem olur. Hani Deniz'in anlattığı görüşlere bir yorumun olur mu? MHP bu noktada nasıl bir tartışma, nasıl bir değerlendirme yapacak? Evet. Neleri gündeme getirecek, hayata geçecek? Türkiye bugüne kadar baktığımızda çok partili, demokratik
bir parlamenter sistem olarak evet. bugüne kadar geldi. Demokratik başka sistemler de var. Yani çok partili olmayan demokratik sistemler de var. Daha az partinin aktif olarak siyasi süreçlere katıldığı. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin ağırlıklı olarak ağırlığını hissettirdiği bir siyasi yapı var. Ama bu demek değildir ki başka partiler yok. Biz şu anda bu tartışmalarda pek görmedik öne çıkmadıkları için ama Amerika'da çok sayıda aday ve çok sayıda parti vardı. Ama Amerika'da daha çok iki parti tarafından yönetilen, hakim olunan, yani oradaki literatürdeki bir ifadeyi kullanmak gerekirse domine edilen bir sistem var. Japonya'da da böyledir mesela. Ama Avrupa ülkelerinde Ebru çok daha fazla partinin yani siyasal sisteme katılabildiği ve görüşlerini temsil edebildiği bir model var. Burada temsile çok dikkat etmemiz lazım. Yani vatandaşlarımızın önemli bir kesimi farklı görüşlerden, farklı eğilimler olan insanların kanaatlerinin de yönetim sistemi içinde, yönetim modeli içinde temsil edilebilmesi lazım. Yani devlet kurumlarının şekillenmesinde, parlamentodaki o spektrum içinde bir gökkuşağı gibi farklı kesimler kendilerini temsil edebilir, görebilmeliler. Bu çünkü çok önemli de bir şey. İnsanlar bir ülkenin geleceğini inşa ederken Türkiye'de bütün görüşlerden olabildiğince veya bütün görüşlerden belki olması çok mümkün değil teknik olarak ama olabildiğince birbirinden farklı görüşlerdeki insanlar bir ülkenin geleceğine katkı sağlayabiliyorlarsa bu iyi bir şey olur. Bunu zorlamak lazım, buna çalışmak lazım bence. Tartışmaları biraz buraya getirmekle. Tartışmadan korkmamak lazım. Tabii ki bu tartışılarak yapılacak bir şey. Evet. Bu kadar büyük bir değişim tartışmadan olmaz. Yani CHP'nin o nedenle bu tartışmaya demokratik bir şekilde katılmasını ben çok önemsiyorum. Tartışmaya katılır ama CHP bu sisteme karşı. Hayır, karşı belirtiyor. Olması normal olabilir. Yani herkesin bu sistemi desteklemesi gerekmiyor evet, ama sonunda, karşı olanlar da bir tartışmanın içinde doğru. yer alırlarsa neden karşı çıktıklarını anlatırlar ve belki bazı konular, hususlar düzeltilebilir. Derler ki yani arkadaşlar bakın burada şöyle bir şey var. Bu Türkiye'nin geleceği bakımından bazı mahsurlar git, sorunlara neden olabilir. Ve bu düzeltilebilir yani Adalet ve Kalkınma Partisi de, MHP de sonuçta bu düzeltilmeyecek bir husus değil nihayetinde. Çünkü büyük bir birikimi var CHP'nin de. Yani bir devleti kuran önemli bir siyasi partiden, cumhuriyeti kuran partiden söz ediyoruz. Bazı köşe yazıları da milletvekili sayısı işte 300'den 600'lere çıkartılabilir. Hani seçim yasası değişir mi değişmez mi bilmiyoruz ama belki milletvekili sayısı artırılabilir deniliyor. Şimdi çok partili sistem yerini iki partiye mi bırakır CHP ne olur? Baraj kaldırılacak mı? Seçim sistemi, siyasi partiler yasası değişecek mi? Bütün bu konularda önümüzde duruyor galiba. Evet. Anladığım üzere. Yani ama ikili bir partiye geçmesinden söz ediyorsak o zaman mesela MHP bakımından da bu durum riskli sorunlu hale bir şey olabilir. Çünkü evet. Adalet ve Kalkınma Partisi merkezde, merkez sağda oyları çok büyük oranda toplayan ve enerji birikimi sağlayan bir parti sanırım oldu. Sanırım bu konuda konuşulan bir gündem yani başlığı şimdi, ve çok tabii. Dört partili bir parlamentomuz var şu anda değil mi? Dört parti evet. temsil ediliyor. HDP var, CHP var, MHP var, AK Parti var. Evet. İkili bir sisteme gidilecek olursa o zaman diğer partiler birbirleri içine entegre olup eriyecekler mi? Gibi bir soru da ortaya çıkar. Bir dizi sorumuz var o noktada. 330 bulunabilir diyorsunuz, referanduma gidebilir diyorsunuz. MHP şu anda inceliyor. Bir komisyon konuşulmuştu ama hani uzun süreç uzayacağı için buna çok sıcak bakılmadığı da ifade ediliyor. CHP'ye çağrı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanıtını konuştuk. Belki farklı düzenlemeler de gündeme gelir önümüzdeki süreçte. Ve referandum sonucunda sistem değişiyor mu, değişmiyor mu, anayasa değişikliği kabul ediliyor mu, edilmiyor mu göreceğiz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı bu noktada? Çok tartışacağımız bir konu ama hani daha elimizdeki somut bilgilere dair, biraz daha somut bilgilere dair yorumlarınızı aldım. Eksik bıraktığımız çok önemli söylemem gerekiyor dediğiniz bir şey varsa alayım. Deniz, Hakan. Benim yok. Deniz. Çok konuşacağız zaten. Zaten evet. Daha netleşince daha... Yani belki Ebru CHP açısından şu söylenebilir. Lütfen. Yani sonucu belli olan bir tartışmaya katılmanın bir faydası yok. Yani siz başkanlık sistemine karşısınız ama sonuçta tartışılacak olan şey başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi geçsin ama işte benim katkım sayesinde de şurası değişsin, şurası şey böyle bir beklentiye girmesi de CHP'nin zor. Yani karşı olduğu bir sistem yani
CHP'yi eğer gelin parlamenter sistemin aksaklıklarını konuşalım, onu giderelim diye çağırırlarsa o başka bir şey. Ama tamamen karşı oldukları bir sistemi, başkanlık sistemini gelin tartışalım, sizin itirazlarınız neymiş dinleyelim ama sonuçta başkanlık sistemi olsun. Yani bir taraf başkanlık sisteminden vazgeçmeyeceğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Haliyle de bunun bu tartışmada son kararı millet verir. Yani CHP ne tartışırsa tartışsın. Bunun bir faydası yok. 330'u yakalarsa parlamentoda bu teklif milletin önüne gider ve millet karar verir. Haliyle de CHP'nin ben bu tartışmaya katılmama eğilimini mantıklı buluyorum. Daha doğrusu kendi duruşuyla durduğu nokta açısından tutarlı buluyorum. Başkanlığa karşı çıkıyorum. Dolayısıyla başkanlık getirecek bir teklifi de tartışmam demesi son derece normal. Peki. Avrupa Birliği ile ilişkiler. Dün Alman Dışişleri Bakanı Ankara'daydı. Hayli yoğun temasları vardı. Şimdi grup toplantısında da hem Başbakan Binali Yıldırım hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Avrupa Birliği'ne dönük eleştirilerini bir sıraladı. İlerleme raporuna itirazlarını, HDP'nin grup toplantısına büyükelçilerin katılmasını eleştirdiler. Sonra Alman Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği'nin aşağılayıcı tavrından bıktık, usandık dedi. Alman Bakan da amacımız bu değil dedi. Biz de diyalogdan yanayız dedi. Dolayısıyla biraz daha hani yumuşatıcı mesajlar verdi ama amaçlarının bu olmadığını belirtti. Milletvekillerinin ve gazetecilerin tutuklanması konusunu da bir kez daha gündeme getirdi. Avrupa Birliği'nin bu tavrından bıktığımız doğru. Ben de bunu sürekli dile getiriyorum. Bu ikircikli bir tavır. Türkiye'ye karşı bir çifte standart. Sözlerin yerine getirilemediği, yılların geçtiği bir döneme tanıklık ettik. Türkiye 50 yıldır. Devlet Avrupa, Bahçeli yüzsüzlük, sorumsuzluk diyor. Türkiye Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiliyor yıllardır. Ne bir tarih ortaya konabildi, ne bir perspektif verilebildi. Tam üye olup olmayacağı bile belirsiz. Üstelik başka ülkelerin önüne konulmayan yeni şartlar ortaya atıldı. Bütün bunları bir tarafa bıraktım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vize alarak Avrupa Birliği ülkelerine gidiyorlar ki bu Avrupa Birliği ile ilişkileri çok daha zayıf olan, çok alakasız denebilecek coğrafyalardaki ülkelerin vatandaşlarına bile yapılmıyor. Şimdi hal böyle olunca çok bıktırıcı bir tutum bu. Çok rahatsız edici ve insanı usandıran bir tavır. Ben yani devletin bu konudaki tutumunu doğru buluyorum, haklı buluyorum eleştirilerini ama tekrar ediyorum. Geçen haftalarda bunun altını çizdim. Türkiye'nin bir hedefi Avrupa Birliği'ne tam üye olmaktır ve olmaktı. Ama en önemli hedeflerinden biri de tam üyelik gerçekleşse de gerçekleşmese de bu standartları yakalamaktır. Yani evrensel hukuk düzeni, insan hakları, demokrasinin kalitesi ve seviyesi ve insanların yaşam standartları. Yani Avrupa Birliği hedefinin amaçlarından biri de bu zaten. Tam üye olalım veya olmayalım. O nedenle Türkiye'nin bu hedefleri gerçekleştirme yolundan geri adım atmaması gerekir. Avrupa Birliği'ne üye olup olmamak tek başına birinci derecede en önemli kriter değildir. Buradan Türkiye destekliyor sözleriyle. Avrupa Birliği'nin 27-28 üye ülkesinden biri olmak değil gerçek hedef. O seviyede bir ülke olmaktır önemli zaten olan diyor. Zaten mesele kalmıyor o seviyede bir ülke olduğu zaman. Türkiye'nin AB'ye üye olup artık olmaması da olur, alması daha olur. Sembolik bir konu haline gelebilir. Avrupa Birliği'ne üye olmayan ama AB seviyesinde standartları olan ülkeler var. Ama Türkiye bu tartışma sürecinde Avrupa Birliği ile kavga ederken, tartışırken rasyonel bir tartışma içinde olmalı. Duygusal tepkiler verdiğimiz zaman bu bize de zarar verir hale gelebilir. Avrupa Türkiye'nin önemli bir ticaret ortağıdır. Türkiye'nin önemli bir turizm ortağıdır. Türkiye'ye önemli yatırım Avrupa Birliği'nden gelmektedir. Dolayısıyla bizim yani dünyanın diğer coğrafyalarıyla da bazı sorunlarımız var. Bunu da unutmayalım. Türkiye bir alternatif bir komşuluk ilişkisi, alternatif bir ticaret ortaklığı kurabilecek başka bir yapıya sahip. Ki her türlü haksızlığa rağmen Gümrük Birliği Türkiye'ye zarar vermeye başladı mesela. Gümrük Birliği'nde yaşananlar. Avrupa Birliği 3. diğer ülkeyle anlaşma yapıyor. Biz o ülkenin mallarını da vergisiz alıyoruz. Evet. Ama biz malları gönderirken vergi ödüyoruz. Bu bir adaletsizlik ve Türkiye'ye zarar veren de bir süreç. Hiçbir şeyi düzeltmeme yönünde de bir tavır doğru değil.
Şimdi ama yani, eleştirilerin de hiçe sayılması da doğru değil yani gibi Avrupa, bir süreç. Avrupa Birliği'nde bir takım ülkeler Türkiye'yi kışkırtmak, daha sert tepki vermesini sağlamak ve bu sistemin dışına atmak istiyorlar zaten. Bunlar biliyoruz hangileri olduğunu. İşte Avusturya gibi ülkeler var bunlar arasında. Çok haksız ve çok yani ön yargılı açıklamalar yapıyorlar. Türkiye duygusal ve irrasyonel, akıl dışı bir tepki verirse Türkiye'yi bu sistemin dışına atmak ve Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerin işine gelen bir durum ortaya çıkarmış olur. O nedenle Türkiye'ye düşmanlık eden, Türkiye'ye ön yargılı bakan, nefret duygularıyla yaklaşanların işine gelecek bir koz vermemek lazım. Bu bir hata olur. Bizim de çıkarlarımıza aykırı bir durum olur. Evet. Akılcı bir tepki verelim, doğru akıllıca hareket edelim Avrupa Birliği ve Batı ile ilişkiler konusunda. Yani kendimize zarar verecek bir adım atmayalım diyorum. Çok net bir şey söylüyorum. Cumhurbaşkanı da uluslararası basını eleştirdi. Kimse bize parmak sallamasın dedi. Darbe girişimi başarılı olsaydı demokrasi havarisi kesilen uluslararası medya darbeyi meşrulaştırmak için seferber olacaktı. Manşetleri ellerinde patladı. Doğru. İfadesini evet, kullandı ve Türk medyasına çünkü teşekkür darbe, etti. 4 ay sonra yeniden teşekkürlerini iletiyor. Darbe girişimi sonrasında dünya basınının tavrını da çok iyi biliyoruz. Birçok ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nın ve hükümetinin tavrını da biliyoruz. Türkiye'ye gelmediler. Türkiye ile bir dayanışma telefonu bile yapmadılar. Telefon etmediler. Şimdi yani Alman Dışişleri Bakanı mesela bu süreçte neredeydi diye kaç kere söyledim ben. Yoktu yani, daha yeni geldi. Dün geldi kendisi Türkiye'ye. Böyle biraz bir şey da sade karşılanmış galiba. Sade değil, düşük profilli yani sade. Otobüse falan binmiş havaalanı. Yani pek mesela. Genellikle bu tip semboller ülkelerin diğer ülkelere o anki yaklaşımlarını gösteren sembollerdir. Bu Türkiye'nin yaşadığı mutsuzluğu, rahatsızlığı ve tepkiyi dile getiren bir takım diplomatik işaretler olduğunu gördük Alman Bakanı'nın karşılanmasında. Ömer Çelik Avrupa Birliği Bakanı da Brüksel'deydi. Schulz'la idam gelirse müzakereler biter diyen ve çok hani Türkiye'ye dönük eleştirilerini dile getiren Schulz'la görüştük. Ekonomik yaptırımdan bahsetmediğini söyledi bana dedi Ömer Çelik Schulz'un, Schulz için. Twitter'dan da Avrupa Parlamentosu Başkanı ilişkiler kötü gittiğinde diyalog kapısı açık kalmalı mesajını paylaştı. Bugün de Vatan'ın manşeti hani Avrupa Birliği deniz dışişleri, Avrupa Birliği ülkeleri dışişleri bakanları olağanüstü toplanmıştı ya. Orada İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson ki kampanyasını Avrupa Birliği'nde kalırsak Türkler bizi istila edecek diye yürütmüştü. 15 Temmuz sonrası Türkiye'yi ziyaret etti. Sonrasında Türkiye ile ilişkileri bozmayın. İdam gelse bile bozmayın demiş. Vatan'ın manşetinde de Boris Johnson'ın 15 Temmuz'dan sonra değişen söylemi ifade ediliyor. Evet. Biraz geri adımlar var yani Avrupa Birliği biraz daha. Evet, onu sormaya çalışıyorum. Ebru, dün bunu konuşmuştuk. Yani Brexit'ten sonra şu an itibariyle İngiltere'nin Avrupa'dan çıkış süreci başlamış durumda. Dolayısıyla da Avrupa Birliği'nin içinde yer almayacağı, önümüzdeki sene 18 ay içinde Avrupa Birliği'nde olmayacak bir ülkenin Dışişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. Üstelik yabancı düşmanlığı konusunda da bilinen bir isim, tanınan bir isim. Haliyle onun bu tavrı Türkiye açısından evet hoş görünüyor ama bir sonuç doğuracak bir tavır değil. Bizim karar vermemiz lazım Ebru. Yani şu anda Ankara'da ülkeyi yönetenler içinde Türkiye'nin kendisine yeteceğini, işte ihracat konusunda, turizm konusunda Avrupa'ya muhtaç olmadığını düşünen ve buna inananlar var. Başka kapıların açılacağına inananlar var. Rahmetli İnönü'nün o sözü var ya, yeni bir dünya kurulur biz de o içinde yer alırız diye. Yani başka bir dünyada yer almanın Türkiye'nin çıkarları açısından daha iyi olacağını düşünen yöneticilerimiz var. Dolayısıyla bir karar vermeleri lazım. Yani Avrupa'nın standartları bize bol geliyor. Onlar çok fazla insan haklarından bahsediyorlar, çok fazla demokrasiden bahsediyorlar. Bu bize biraz geniş geliyor. İşte basın özgürlüğünden bahsediyorlar, gazeteciler tutuklanmasın falan diyorlar. Bunları dile getirmeyen başka ekonomik siyasi yapılar var. İşte Şangay var, Çin var, Rusya var, Hindistan var. Belki onlarla başka bir yol çizilir. Ama bir an önce karar vermek lazım. Türkiye ya hani bu sonuçta bir kulüp, yani oraya spor ayakkabıyla giremezsiniz deniliyorsa, kulübün öyle bir kuralı varsa, hayır ben spor ayakkabıyla gireceğim
diyemezsin yani. Spor ayakkabı olmayan ayakkabı da giyilir mi? Bize uymaz, bize ters deme hakkın olmaz. Çünkü orası öyle bir kulüp, öyle bir kuralı var. Şimdi bu nedenle ben karar, hani söz, karar, yetki hepsi şu anda Türkiye'de. Bence bir an önce kararını versin. Yani ülkeyi yönetenler de bunun artık Türkiye'ye bir faydası kalmadığı kanaatindeler. O zaman fazla uzatmamak lazım. Peki. İsrail Büyükelçisi atandı. Çok başlık var ama ya da söylemek istediğin son notunla Hakan reklama gideceğim. İsrail'le normalleşme süreci benim beklediğimden daha yavaş. Londra'ya daha önce Londra Büyükelçiliğine atanan isim evet. Atandı ama yavaş mı diyorsun? İsrail-Türkiye ilişkileri son derece önemli. İki ülke için de bu bölgenin gelişmesi, barış ortamı ve refah için çok önemli. Kaybedilen yılları var iki ülkenin de birbirleriyle ilişkilerde. İki halkın da çıkarı ve refahı için bu ilişkileri hızlı bir şekilde ileriye taşımak lazım. Enerji başta olmak üzere iki ülkenin çok benzer pozisyonları var. Bu benzer pozisyonlar üzerinden ilerleyip anlaşmazlık konusu olan meseleleri de kademe kademe çözmek lazım. Turizm konusunda çok önemli bir ülke İsrail, Türkiye için. Antalya'da, İstanbul'da bu güvenlik meselelerinin de güvencelerin de bazı alanlarda verilmesiyle ben çok daha iyi bir 2017 olabileceğini düşünüyorum İsrail-Türkiye ilişkilerinde. Pakistan'a gidiyor Cumhurbaşkanı. Onun öncesi Pakistan bir FETÖ operasyonu yaptı. 23 okulu kapattığını duyurdu. Orada çalışanlara da 20 Kasım'a kadar ülkeyi terk edin talimatı verdi. Bu Sayın Gezi Cumhurbaşkanı'nın öncesi. Ziyaretinden hemen önce gerçekleşmesi Türkiye'ye de bir işaret, bir jest anlamı taşıyor. Yani neler yaşamışız? Mesela bir HSYK üyesinin itirafçı olduğu itirafları. 2010'da Yargıtay'a seçilen 160 üyeden 120'si cemaat mensubuydu. Şike davasının görüşülmesi sırasında bekletildi. Ona göre bir heyet oluşturuldu. Öyle itiraflar var. Neler yaşadık? Yaşamışız, neleri görüyoruz itiraflarda. Kısa bir ara. Parametreyi noktalayacağız. 3.29'un üzerinde dolar kotasyonları. Niye bakıyorsun? 3.53 euro. Borsada da biraz toparlanma eğilimi var. Ne diyorsun kura? Yüksek kurlar. Daha yükselir mi? Ben sana biraz yapay zeka anlatayım. Bu ara biraz yapay zeka üzerinde çalışıyorum. Nasıl? Enteresan. Yani bu eğitim ve bilim için çok önemli. İnsanlığın kaderini değiştiriyor. Sen nasıl çalışıyorsun? Ben bir haftadır bir proje üzerinde çalışıyorum. News Explorer adında bir platform var. Yapay zeka, kognitif teknolojiler kullanılıyor. Ha. IBM Watson'la birlikte üzerinde çalıştığım bir şey. Şimdi onun sonuçlarını biraz elde edince sana gelip anlatayım biraz. Ne bekliyorsun sonuçtan? Bütün insanlığın kaderini değiştirebilir. Benim kaderimi değiştirebilir. Senin de dahil olmak üzere. Bunu sen mi yapacaksın abi? Ben gayret edeceğim. Destekliyorum. Ya. Destekliyor musun? Bak Google'da Türkçe düşünmeyle uğraşıyor. Sen insanlığın kaderini değiştireceksin. Teknoloji şirketlerine bakacak olursan dünyadaki en büyük başarıları teknoloji şirketleri. Amerika'da, Kaliforniya'da. Yani bizim de ona bir yerden katılmamız lazım. Yakalamamız lazım Türkiye olarak. Bu önderliğini de destekliyorum. Eğitim kurumlarımızla biraz üzerinde duralım. Bir uygun zamanda konuşalım. Yapalım. Anlatayım ben sana bunu. Peki. Parametreyi noktalıyoruz. Yarın sabah 9'da görüşebilmek umuduyla.